Merhaba arkadaşlar, şu an Clash Royale'deki en güçlü DS ile oynayacağız, güncel bir şekilde bu arada. Eğer bu video 3 ay sonra 5 ay sonra ana sayfanıza düştüyse büyük ihtimalle nerf yiyen kartları da olmuştur, hatta evrimleri bile nerf yiyebilir. Geçtiğimiz sezonu da takip edenler iyi bilir, bu DS'yi ilk 50'de çok fazla oynayan vardı ve defansı da güçlü, atağı da güçlü. Şimdi maç içerisinde daha fazla konuşuruz. İlk rakibi de bulmuş olduk, Topçu Billy ile birlikte oynuyor. Biz de bol şans yollayalım. Bu domuzcuklar DS'si şu an için bence oyunun en güçlü DS'si. Tabii ki antisi yoktur diyemem. Her DS'nin olduğu gibi bu DS'nin de antileri var. Hızlı DS oynadığımız için ilk hamleyi ben yaptım. Hem de domuzcukları aynı yerden yollamak maçın başında biraz risk. O yüzden bölseniz de olur ya da böyle riske girip vurma şansınız da artabilir. Şimdi kraliyet paketini atalım. Bir an için XE'yi oynuyor zannettim rakipte. Kar topu varmış. XE değildir. Bu DS'nin hem atak yönünü beğeniyorum. 3 kart döngüsüne giriyorsun. Domuzcuklar deprem yapabiliyorsun. Hem de savunamayacağı bence çok az DS'te var. İşte çünkü defansta hem paketim var hem ucuz topum var. Bayağı da iş yapıyor. Bildiğin güçlü kartları böyle toplayıp aynı DS'ye koymuşlar gibi. Kraliçenin özelliğine basacağım, ardından domuzcuklarla tanklarız. Depremi de kullanacağım. Bina kartı atabilir, çok iyi. Bildiğimiz balon DS'si oynuyor klasik. Eskilerden vardı böyle bir DS'si. Domuzcuklar iyi hasar çıkardı. Tüm kule birliğine karşı çalışıyor zaten. Destemizi döndürelim. Bir sonraki kartımız da domuzcuklar. Ona da bakmak lazım. Rakibi döngü dışı bırakacağız şimdi. Elinde bomba kulesi tabii ki yok. Okçuları da hemen kesebilir miyiz? Neyse, o kadar da abartmayalım. Şimdi 5 iksir atacağız onun içinde. Gerek yok. Bayağı vuruyoruz. Bunun bir dönüşü olacak tabii. Onu da savunursak zaten maçı koparmış oluyoruz. Ne kadar kolay döngü dışı bıraktık. Topu atalım. Şimdi şövalyeyi durdurmamız lazım ki hasar götürmeye başladım. Evrimli buzruğu. Tamam, evrimli buzruğu atladıysa savunmada çok da düşünecek bir şey kalmıyor geriye. Nereden gelecek? Tamam. Madenciyi görmeden tomruk atmak istemedim çünkü sağdan da gelebilirdi madenci. Sağ tarafı 677'ye kadar indirdik. Tekrardan domuzcuklar atalım. Bir de deprem atacağım. Erkenden alalım. Bu sefer ekip iyi savundu. Depreme dönüp de alabiliriz zaten. Çok önemli değil. Top dikmeye başlayalım. 3-5 tane döndürürüz şimdi. Balonu için kraliçe atalım. Bizi döngü dışı bırakmaya çalışıyor da böyle yemeyiz bence. Sağ tarafa tomruk atalım. Evrimli okçuları dönmüştü. O yüzden buzruğu. Rakip de çok belli etti. Paket. Evrimli okçuları rahat kesiyoruz. Şimdi ikinci topumuzu koyma zamanı. Domuzcukları atalım. Bir yandan iksiri kalmadı savunmaya. Topu tekrardan döndürdük. Bir balon içine aslında 3 tane top atmış gibi oldu. Yapacak hiçbir şey yok. Hata yapmadığımız için zaten rakip de biraz hatalı oynadı. Döngü dışı bırakabildik. Hiç şansı kalmadı o yüzden. İkinci rakibi de bulduk. İskeletlerle başlangıcı yaptım. Yine domuzcukları aynı yerden mi yollasak? Ya da iskeletler ilerliyor ya. Bölelim. İki taraflı sağlam gideceğiz. Elektro büyücü. Sol tarafa da biraz geç kaldı sanki. Soldan daha iyi vuracağız, evet. Elektro büyücü için tomruk artı buzruğu paketi büyülü okçuya sakladım. Rakip klasik Pekka DS'si oynuyor gibi. Geçen sezon böyle Pekka'lı, Goblinstein'lı, yıldırımlı desteğiyle bile bu domuzcuklar DS'sini kolay kolay geçemiyordum. Haydut zıplamasın. Güzel. Alan kartı da çıktı elinden, hayalet. Hayaleti erkenden kesebiliriz. Özelliği sonraya bırakalım. Pekka'yı çıkardı bile. Şimdi özellik basarız, zaten yarı canı gider. Sağdan da domuzcukları basalım, hayaleti çıkmıştı. Pekka'nın can man kalmadı. Evrimli iskeletler köprüde. Buna top atmak istemedim. Evrimli iskeletlerin güzelliği. Hem bizi bir iksir kârı soktu hem de Pekka'sını öldürdü. Zaten özellikle bu DS'deki iki evrimde bir iksir olup bize bayağı bir iksir kazandırması. Onları iyi kullandığınız zaman büyük ihtimalle maçı da kazanırsınız. Şimdi 10 iksir olduk tekrardan. Depremi bırakalım. Böyle depremi de spamlamakta sıkıntı yok. Hem iyi hasar çıkartıyor hem 3 iksir. Zaten yollayınca da yine çok fazla iksir zararına geçmiyorsunuz. Haydut'u hemen keselim paketle. Domuzcuklar atabiliriz, hayaleti çıktı.
Çok önden attı. Böyle okçu bu kadar önden atmasa topla vuramazdım. Şimdi hayalette topa vuruyorken onu da keselim. Çok iyi. Şimdi domuzcuklar zamanı. Pekka atabilir. Rakip de sürekli baskı yapıyor ama biz rahat bir şekilde savunuyoruz. Şimdi çarpma da gelebilir. Buzuru atalım. Onu da yanlış yere attı. Yine hasar yemedik. Rakip sabaha kadar vurmaya çalışsa zaten savunuruz da. Bir yandan hemen kulesini almaya çalışacağım. Özellik basalım. Pekka erisin. Sağlı sollu iyi indirdik yine. Şimdi bunun için ilk önce paket atalım. Lan büyülü okçu da biraz ilerler diye düşündüm de. Dur bakalım. Yine de rahat kestik. Evrim misketler buz ruhu. Hayduta dikkat. Domuzcukları böldüm. Evrim misketler de yaşıyorken bakalım nereye kullanacak aklını. Gerçi sağdan da bir tanesi gitse yeterli olurdu. Tekrardan bir paket. Desteği hızlıca döndürelim. Şimdi domuzcuk spamlayabiliriz biraz. Tomruk. Oradan sağlam gelmeye çalışırsa gelmiyor. Sağdan girelim. Maçı erkenden bitirebilecek miyiz? Onu kovalıyorum hala. Vay, evrimli koş başını çıkardık. Güzel. Şöyle tekrardan savunmaya atacağım. Hayret kuleye vurmasın sağdan. Büyüleri böyle kullanalım. Hem Tomruk'la Pekka'yı ittirdik hem de büyülü okçu bu sayede tek yemiş oldu. Üçüncü sene gireceğiz. Rakip şimdi daha tehlikeli girebilir. Evrimli Pekka şöyle gel. Bir de paket. Haydut da ölecek. Koç başını durduralım şöyle. Deprem de yavaşlatsın. Rakip halen aynı yerden spamlıyor. Oo, Haydut'u falan da attı. Sağdan girelim. Desteği hemen döndürmeye çalıştım. Son 30 saniye. Onun riske girmesi lazım. Tamam. Hazır elinde alev topu yokken bu sefer her türlü vuracağız. Bir yandan da savunmada kalsın. Soldan çok sağlam gelemesin. Pekka'yı atamasın istedim ki atamayacaktı. Rakibin desteği maymun ettik harbiden. İkinci koşu başına da duracağız. Sağ tarafa da paket. Son 10 saniye. Harbiden sadece savunmaya odaklansak bu hasarı da yemezdik bu arada. Sadece büyülerden hasar yerdik. Bir yandan hemen indireyim dedim. Yine iyi indirdik ama sonuna kadar götüremedik. Son rakibi de bulduk. Sezon yeni başladığı için videoları çok uzun tutmaya çalışmıyorum. Çünkü ilk önce dereceli maçlara başlayalım. Ligleri geçtikten sonra daha uzun videolar gelir. Bu arada Türk bir oyuncu geldi. İzliyorsa da buradan selamlar. Vay, cadısı varmış. Şimdi depremi atalım. Ne oynadığını tahmin etmemiz mümkün olmuyor cadıyla oynadıkları zaman. Oo, 3x'lere paket şimdi nasıl çalışacak? Topu da attım. Eğer tersten gelirse zaten koç binicisi bile olsa vuramaz kuleye. Veya balonu varsa kraliçemiz var. O yüzden bu desteği alacaklar varsa topu illa şeye çıkarmak zorunda değiller. Yani atak kartına. Diğer kartlarla da savunabilirsiniz. Hatta rakipte binici varmış. Onu da çok geriden attı. Herhalde topumun yıkılmasını bekledi de tersen aslında topa gitmeyecekti bilici mesela. Bir tane alan vuran kartını çıkardı. Diğerlerini bilmiyoruz. O yüzden direkt Valkür'ü kesmek istedim. Pekka'sı da varmış. İlk önce savunalım. İskelet ordusu falan varsa yine defansta domuzcuğu rahat keser. Şöyle DS'sini neredeyse öğrendik bile. Savunmayı güzel yaptık. Şimdi domuzcuğu basabiliriz. Eğer iskelet ordusu varsa deprem yetişecek. Oo, eş zamanlı Goblinstein'da geldi. Çok iyi. Depremi hazırda tutuyorum. Atalım yine de cadıya. İskeletleri kestik. Şimdi dönüşünde biraz hasar alabiliriz ama. Sağ tarafa paket. Sola topu attım. Bir de tomruk atmamız lazım sola. Yoksa tehlikeli.
Sağ kuleden biraz hasar yedik ama soldan daha fazla vurduğumuz için kâra geçen taraf biz olduk. 2x'deyiz. Şimdi hem atak yapıp hem savunmayı daha rahat yapabiliriz. Arkadan kraliçe. Alan vuran kartını saklamaması hata aslında. Şöyle depremi bırakacağım. Sağdan domuzcuk basmayalım bence hiç. Çünkü oraya da cadı atıyor ya. Hatta başka bir şey atar. Sağlı solu sağlam gelmesin. Deprem ata ata alacağız. Oo, bütün kartları da hasar yiyor. Paket bu sefer tek atacak hepsini. Sağ tarafa buz ruhu, sola paket, evrimli iskeletler. Kraliçeyi koruyalım. Evrimli Valkür köprüden geldi. İkinci top. Mini Pekka da varmış. Destesinde yok yok arkadaşın. Şimdi domuzcuya cevap veremeyecek. Pekka yetişmez. Cadı da yeterli olmaz. Güzel maçlandı. Dediğim gibi böyle savunmayı yapmayı öğrendikten sonra bu destede atak zaten yaparsınız. Bu yüzden bu desteği alacaklar varsa ilk önce savunma yapmasını bilmesi gerekiyor. Eline sağlık tekrardan. Güzel maç döndü bence. DS'de bu şekildeydi. Biraz alıştıktan sonra DS'ye daha da elinizde güçlü olmaya başlar. Video like atıp abone de olmayı unutmayın. Artık sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.